Merhaba Webtekno takipçileri, ilginç ürünleri bu bölümünde Hobo isimli hoverboard'u inceliyoruz. Peki nedir bu Hobo diyecek olursanız, en basit açıklamasıyla ve kendilerinin de yaptığı tabirle kendi kendine ayarlayabilen bir kaykay. Yani dengesini tamamen üzerindeki jiroskoplar sayesinde kendi kendine sağlayabiliyor. Dengesini sağladıktan sonra size tek kalan şey üzerine binip gezmek. Dilerseniz aletin biraz teknik detaylarından bahsedelim. Toplam 700 wattlık motoru bulunan Hobo 4400 amperlik bir pile sahip. 4400 amperlik bu pilde yaklaşık 1,5 saatte tam şarj oluyor. Hobo ile 30 derece yakın yokuşları tırmanabiliyorsunuz. Daha dik yokuşları maalesef Hobo ile çıkma şansınız yok. Saatte maksimum 10 kilometrelik bir hıza ulaşıyor. Bu da çok yüksek bir hız olmadığı için herhangi bir kaza vesaire de başınıza gelebilecek riski minimuma düşürüyor. İçinde bulunan jiroskoplar sayesinde Hobo üzerindeyken ne tarafa eğilirseniz Hobo o tarafa doğru yöneliyor. Hobo'yu öğrenmenin çok zor olmadığını belirtelim. İlk defa üstüne çıktığınız zaman biraz şaşırabiliyorsunuz, düşme ihtimaliniz olabiliyor. Efe ile ben denerken hatta düşme tehlikesi atlattık. Ancak ortalama 10-15 dakika civarı bir sürüşten sonra tamamen hakim olabiliyorsunuz. Resmen sizin bir uzvunuz oluyor alet. Merak edilebilecek diğer konulardan birisiyle ben bunu 1,5 saat şarj ettikten sonra ne kadar gidebiliyorum? Bir süre veremeyiz tabii bunun için, ancak şöyle bir rakam sunabiliriz sizlere. Tam şarjda 20 kilometrelik bir yol kat edebiliyorsunuz Hobo üzerinde. Ben biraz kiloluyum, bu alet beni kaldırır mı diye düşünüyorsanız şunu da belirtelim hemen. Hobo 120 kiloya kadar olan insanları rahatlıkla taşıyabiliyor. IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip olan Hobo su birikintisi, yağmur, çamur gibi yerlerden rahatlıkla geçebiliyor. Kullanım alanı aslında tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. İsterseniz köpeğinizi gezdirirken kullanabilirsiniz. İsterseniz alışverişe çıktığınızda Hobo ile yorulmadan daha rahat dolaşabilirsiniz. Yani az önce de söylediğim gibi kullanım şekli tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Tekerlek ile gövde arasında yaklaşık 15-20 santimlik bir alan var. Bu alanı sığabilecek tüm engebeli alanlarda kullanılabiliyor. Ancak çok fazla taş, çakıl, işte büyük böyle daha büyük taşların olduğu alanlarda kullanmamanızı tavsiye ederiz. İsterseniz gelin Hobo üzerinde bizim deneyimlerimiz nasılmış? Bir alışveriş merkezine gittik, orada test ettik. İnsanların tepkileri nelermiş bir de onu izleyelim. Evet arkadaşlar, denemek için İzmir'in büyük alışveriş merkezlerinden birisi olan Forum Bornova'ya geldik. Şimdi önce biz Efe ile bir deneyeceğiz sırayla. Kesin düşecek gibi geliyor bana. Abi ilk etapta çok zor ama yani. Aynen öyle. Gerçekten zor yani. Ya bunu şey gibi düşün. Bisiklet gibi düşün. Hani bir biraz kullanmaya başladıktan sonra alışıyorsunuz da eliniz ayağınız gibi oluyor. Çok rahat sürebiliyorsunuz diyorlar. Aynen. Levent abi diyor şu an bizi kameraya. Ya şey yana. Aslında daha zor. Abi böyle çevresini döndürmek. Aynen. Aslında ama o bana daha kolay geldi. Yani öyle akıl ters çalışıyor abi. Hemen. Efe'yle birer kere deneyeceğiz. Sonra bir de halk buna nasıl tepki veriyor ona bakacağız. Gelin hep beraber izleyelim. Efe gel bana doğru gel. Bak. Bırak bırak. Durursun. Zulama kaçıl önden. Zaten kus. Yürü be. Yardım. Lan. Aşağıda bu şey yapmış bunu kesin. Denedin değil mi lan aşağıda? Ha? Adem büyüse kral beni. Nasıl kaptım ben bu işi ha? Aynen. Aşağı boş yaparken denemişsin belli. Ne diyorsun abi? Bu da benim ikinci, üçüncü denemem. Aynen. Çok böyle şey alacak bir şey yok herhalde. Abi şöyle söyleyeyim, bir 5 dakika daha binersen bu benim kolum bacağım olur yani. Değil mi? Çok rahat binebilirim. Ayrıca bunu söyleyeyim, aşırı tutuldu yani. Aynen. Ben ilk defa benim abi. Yani maksimum yarım saat, bir saat alayım. Bir saat sürmez bir de. Abi. Yarım saat. Yani tam şeyi olmak için. Yarım saatte olayı tam kapatıyor. Tam böyle işim olmak için. Her şeyi de olmak için. Aynen, güzel. Keyif, abi. Açık alanda ilk defa. Şeye bakalım abi, insanlar nasıl tepki veriyor yani. Hayda, ben en merak ettiğim şey var. Şu an güvenlik görevlisi bir de çevremizde biraz dolaştı az önce. Hayırdır Hobo'ya mı biniyorsunuz diye geldi buraya. Biliyormuş meğerse. Neyse abi gel bakalım. Abi.
yavaş incelememizin sonuna gelelim. En son söylemek istediğim şey fiyatı. 2500 liralık bir ön sipariş fiyatı var şu an. Dilerseniz kendi internet sitelerinden ufak bir Google'lamayla bunu satın alabilirsiniz. Fiyat uygun, pahalı, o tamamen sizin takdirinize kalmış arkadaşlar. Ürün zaten bahsettiğimiz gibi kimine pahalı gelebilir, kimine uygun gelebilir fiyatı. Tabii iyi bir akıllı telefonda 2000-2500 lira arasında olduğunu belirtelim. Ona göre belki bir fiyatlama yapabilirsiniz kafanızda. Ve artık videomuzu kapatalım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei'yi inceledik arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları mutlaka yorum olarak atın. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.